Sevgili HaberX TV izleyenleri, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle hayvan pazarının yanı sıra çarşı pazar esnafı da hareketlendi ve bayramların vazgeçilmez lezzetlerinden olan tatlılar, şekerler, lokumlar, bunlar da bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında. Şimdi biz firma işletmecisi Mehmet Bey'in yanındayız ve tatlı üretimi konusunda, tatlı konusunda ve Kurban Bayramı hazırlıkları konusunda kendisiyle sohbet edeceğiz. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi kısa bir tanıyabilir miyiz Mehmet Bey? Tabii, dediğiniz gibi adım Mehmet Demir. Aile olarak işlettiğimiz bir firma. Bayramla alakalı, bayram dışında biz tatlı, pasta, tüm ürünlerimizle alakalı her zaman bir bayram heyecanı yaşıyormuş gibi üretim yapan bir firmayız. Kullandığımız malzemeler aşamasında baklava temel olarak un, yağ, şeker ve iç ihtivası fıstık, fındık, badem şeklinde çeşitli ürünlerden oluşan bir tatlı niteliğinde. Bunlarla alakalı ham madde seçimi olarak her zaman biz en iyi ham maddeleri araştırıp seçip bu tip ham maddelerle ve dallarında en iyi ustalarla çalışarak en güzel ürünleri tüketicilere sunma gayreti içinde çalışan bir firmayız. Peki Mehmet Bey, ham maddeye göre fiyat aralığınız nedir? İsterseniz ilk önce fiyatlarla ilgili konuşalım çünkü bayram. Fiyat olarak şöyle söyleyebiliriz. Aslına bakarsanız hani bizim fiyatlarımız Samsun'daki normal piyasaya göre biraz yüksek gözükebilmekte, fakat üretim maliyetleri değerlendirip buna mantıklı bir şekilde bakıldığında fiyatlarımız gayet normal. Neden? Un, hani en basit olarak değerlendirdiğimiz unu bile biz hani baklavaya uygun en özel unu atıyorum Antep'te mesela, Türkiye'de oradan getirtiyoruz. İşte fıstık keza aynı şekilde. Yağ, yine sade tereyağı baklavalık. Şeker normal doğal kaynatma şeker şeklinde. Ustalarımız yine aynı şekilde yetenek olarak bu dalda en iyi yeteneklere sahip ustalardan oluşuyor. Hani elimizden geldiğince amaç olarak lezzet üretmeye çalışıyoruz. Yani sadece baklava üretip satmak değil, insanlara yediği baklavayı unutamayacak kadar lezzetli yapma gayreti içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Bey, tatlı çeşitlerinizden bahseder misiniz? Tatlı çeşitlerimiz bizim sürekli çıkıp biten bir yoğunluğa sahip. Şu şekilde anlatabilirim. Şu anda burada göstermiş olduğum mesela Laz böreği diye adlandırdığımız bir çeşit var. Bu Doğu Karadeniz bölgesinin hani özel bir tatlısı. Evet. Biz de bunu yine o yöredeki nenelerin, annelerin yaptığı lezzette yapmaya çalışıp genelde de bunu başarmış sayıyoruz kendimizi. Yine burada farklı bir kadayıfımız var. Hasır kadayıf diye. Üstü gördüğünüz gibi hasır gibi dekorlanmış. Altı Antep fıstıklı, tereyağlı. Çok farklı. Kadayıf sevenler için çok güzel de bir lezzet. Görüntü gayet güzel. Evet, görsel olarak da çok şık. Bu klasik baklava yine tereyağlı. Gördüğünüz gibi hamur katları oldukça ince. İçi tereyağı, fıstık. Bu da cevizli köy baklavası diye dediğimiz, hamuru daha hani ince açılmış, her katı cevizle döşenmiş yine farklı bir baklava çeşidi. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Serkan Galın. Pasta ustasıyım. Aşağı yukarı bu işletmede 2 yıldır çalışıyorum. İşimi seviyorum, pastacılığı seviyorum. Pastamızı anlatayım isterseniz. Tabii. Pastamız boyuz pasta. Tamamen doğal çilekle içi kaplanmış. Fil dişi çikolatayla. Üzerinde gördüğünüz gibi sütlü kuverturumuzla beraber yapmış olduğumuz güzel bir lezzetli bir pastadır. Kullandığınız çikolata... Kullandığımız çikolata tamamen kuvertür, sütlü, çok güzel bir çikolata, Belçika çikolatası olduğu gibi. Gayet güzel bir pasta. Bayramla birlikte yoğunluk var mı? Bayram gayet güzel geçiyor, yoğunluk oluyor. Tabii daha çok tatlı oluyor yoğunlukta.